Valorant, Kayo isimli karakteri çıkardığında ben de Blackout ismindeki kendi smoker ajanımı yaptım. Videosuna 66.000 like gelince evet, ben de gaza hocam, geldim ve hocam. Chamber isimli karakter çıktığında da Soul isimli agresif heal ajanımı tasarladım. Bunun videosuna da 80.000 like geldi. Çok iyi. 80! Sekme sen. Şimdi like'lar tamam. Bir de etrafta yeni ajan söylentileri dolaşıyor. O zaman vakit yeni ajan vakti. E hadi başlayalım. Hadi bakalım. Yeni ajanın tasarımına biraz risk alarak girişmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Valorant'taki karakterlerin çoğunda aynı özellikler farklı varyasyonlarla oluyor. Çoğunda flash, smoke, stun ya da düşmanın yerini bir şekilde belli edecek çeşitli özellikler mevcut. Bu sefer daha riskli, daha değişik skill'lere sahip bir karakter yapmak istiyorum. Önceki yaptığım karakterlere bir bakalım. Bir adet smoker ve bir adet healer'ımız var. Şimdi ise daha initiator kafasında bir ajan tasarlamak istiyorum ama tam bu tanıma da uyar mı ona siz karar verirsiniz. Skill'lere geçmeden önce kafamdaki tipi sizlere aktarayım. Önceki iki karakter de erkek olduğu için bu sefer kadın bir karakter yapmak istiyorum. Bu ablamızın tamam. Kültürel bir karakter olmak istedim. Tüm özellikleri... Böyle bir çar gelse ya amına koyayım. Bu kültür için güzel bir şeyler çıkarabileceğimi düşündüğümden dolayı Japon kültürünü seçtim. Ve zılgıtla böyle initiate yapsa. Japon yapma kararı aldım. Zılgıt ablamız atarak. Japon bir ninja olacaktı ve skillerinde katanasıyla ortalığın içinden geçecekti. Ayrıca katana genji mi yoksa? Japon mitolojisinde Kitsune ismi verilen 9 kuyruklu tilkiyi ablamızın yeteneklerinde kullanmak istedim. Nine Hatta Tales. Diğer arkadaşla bir iş yemeğinde ona bundan bahsettiğimde... Şu anda sesim ne kadar geliyor bilmiyorum. Umarım iyi geliyordur. Şu anda arkadaşla bir yemekteyiz, iş yemeğindeyiz. Az önce mitolojinin bilmem bir şeylerden konuşuyorduk. O sırada Kitsune ile ilgili bir olay döndü. Ve ben dedim ki kendisine, aa olaya bak, ben de dedim. Buse bro, skin cenk olsun, hoş geldin, Kitsune selam. 9 kuyruklu tilki falan yapıyorum dedim. Ve kendisi bana bir şey söyledi. Söyle. LoL'deki ahli karakter. Bakın ben LoL oynayan bir adam değilim. Ben ne yapsam iki karakter yaptım, ikisi de LoL dediniz. Alakam yok, en ufak karakterleri bilmiyorum. Yine bir karakter yaptım. Dedim ki bu sefer çok özgün oldu. Hocam LoL'de 200 tane char var. Ne yaparsan yap birine benzetecekler illaki yani. Senin yapacağın bir şey yok. Kız bana var dedi. Kafayı sıyıracağım. Neyse, yapacak bir şey yok. Devam. Ablamızın tipinin nasıl bir şey olacağı belli. Şimdi bunu çizdirme zamanı. Eskişehir'de çok ilginç bir denk gelişiyle iki çizerle tanıştım. Kendilerine karakteri anlattım. Yeteneklerinde katanasını, kendi yapımı şok iğneli bir ninja yıldızını ve Kitsune olduğunu söyledim. Aradan biraz zaman geçtikten sonra hazır mısınız ablamızın görüntüsüne? Bakalım. Uf. Harika değil mi? Bu tatlılar tatlısı. Güzel olmuş lan. Da dişi tilki anlamına gelen Vixen koydum. Sonra da şöyle bir poster çıktı ortaya ve bayıldım. Ellerinize sağlık çok dostlar. Iyi. Çizimci arkadaşlarla iletişime geçmek isteyenler olursa diye de ekrana sallıyorum Instagram hesaplarını. Artık karakterimizin ismi ve resminde olduğuna göre sıra yeteneklerine geldi. Lakin biliyorsunuz ki ben yetenekleri sadece tasarlamayı değil, elimden geldiğince kodlamayı da seviyorum. Bunun için Unreal Engine 4 üzerinden yine yeniden bir Valorant demosu hazırladım. Ateş edebiliyor, silah inceleyebiliyor, silah değiştirebiliyor, şarjör değiştirebiliyor ve bıçak çekip onunla oynayabiliyoruz. Bu asetlerde ve kodda da yardımı dokunan Dante biraderime çok teşekkür ediyorum. O halde önce yeteneklere bakalım, sonra da görsel olarak görelim. Evet, yetenekler gelsin. C yeteneği şok yıldızı. Birçoğunuzun aklına şok okunun geldiğini biliyorum ama merak etmeyin. Şok yıldızı bu şeyde Apex'te bir tane karakter vardı. Şuriken atıyordu, attığı yerde böyle bir şok patlaması oluyordu. Acaba öyle bir skill mi? Aynı şey değiller. O, şok yıldızı düşmanın silahını bir süre etkisi hale getiren bir yetenektir. Düşünün ki bir zancısınız. Siz ortadasınız. Düşman da B dirsekte duydunuz ama o da sizi duydu. O sırada yıldızınızı çıkarıyorsunuz ve 3'e kadar sekme ayarlaması yapıyorsunuz. Bir kere sekme kadar ayarladınız ve atan bu kutunun üzerinden yıldızı sektirerek düşmanın arkasına sapladınız. Tamam. Olur da düşman yarım saniye işine dönüp onu kırabilirse kurtulur. Fakat kıramazsa yıldızın içinden fırlayan şok iğnesi düşmanı anlık çarparak onu dondurur. Bununla beraber düşmanın dondurur. O an elinde tuttuğu silahı da 4 saniye boyunca kullanamaz. 4 saniye mi? Yıldız Kayo'nun bıçağı gibi duvar arkasından iş yapmaz. Yani yıldızın çalışabilmesi... 4 saniye silah kullanamıyor. Çok özür dilerim. Anasın amı. ...için düşmanın yıldızın görüş mesafesinde ve 15 metre yakınında olması gerekiyor. Eğer bir yıldız üstünüze atıldıysa ve kıramayacak gibiyseniz hızlıca pistolünüze geçiş yapabilirsiniz. Bu sayede kullanılamayan silahınız pistol olacak ve tekrar ana silahınızı elinize alıp saldırabileceksiniz. Bak o da güzel. Olur da silahı değiştiremediyseniz ve ana silahınız çarpıldıysa hemen etrafınıza bakın. Yerden aldığınız silahlarda aynı efekt olmayacaktır. Güzel, okey. Bu yetenekten 2 adet alınabilir. Fiyatı ise 200. Okey, tamam. Peki. Q yeteneği. Şeymiş ya. Hemen mesela pistol aldın, pistol disable oldu, top main'e geçtin.
Ama main'deyken onun tabii casting'i falan önemli. Bakalım. Devam. Bu yeteneğin mantığı aslında çok basit. Q'ya basıyorsunuz ve karakter deflect. Çıkınından yarım saniye içinde çıkarıyor. Ardından 3 saniye boyunca önünüzden gelen tüm mermileri etrafa yansıtıyorsunuz. Bu esnada olan iki şey var. Birincisi, mermi yansıttığınız zamanlar hızınız anlık olarak 1,5 katına çıkıyor. Yani mermi yansıttığınızda çok kısa bir süreliğine daha hızlı oluyorsunuz. Okay. İkincisi ise yansıttığınız mermilerin hasarı E yeteneğinizde kullanılmak üzere kılıcınızda depolanıyor. Kılıç elimizde 3 saniye durduktan sonra 0,75 saniyede kınımıza geri giriyor. Yalnız bu skill açıkken kendiniz ölümsüz zannetmeyin. Sadece önden gelen mermileri yansıtıyorsunuz. Geri kalan 3 taraftan da hala hasar yiyebilirsiniz. Bu yetenekten bir adet alınabilir. Fiyatı ise 300. Bir adet. E yeteneği keskin sıçrama. İmza yeteneğimiz olan E yeteneğine klasik bir dash yeteneği diyebiliriz. Bu yeteneği Jet'in dash yeteneğiyle kıyaslamak istiyorum. Jet E'ye basıp yeteneği aktifleştiriyor ve hala silahı elinde tutuyor. Tekrar bastığında ise öne, arkaya, sağa, sola istediği yere direkt dash atabiliyor. Sadece X ekseninde dash atabiliyor. Dash attıktan sonra hemen eline silahını çekebiliyor. Öte yandan Vixen E'ye basıp eline katanasını çekiyor. Yani silahı bırakmak zorunda. Sol klik ile sadece baktığı yöne doğru dash atabiliyor. Fakat hem X hem de Y eksenine doğru atabiliyor. Dash attıktan sonra da katanayı kınına sokmasını animasyon onunla bekliyor. Mesela bir operatör oyuncuysanız veya vurup direkt kaçmak istiyorsanız Vixen sizlik değil. Jet veya Chamber vurduğu gibi kaçabiliyorken Vixen'ın önce katanasını çıkarması ve kaçmak istediği yöne bakması gerekiyor. Yani bir hayli zor. Peki bu özelliği başka nasıl kullanabiliyorsunuz derseniz cevabı Q ve E kombosu olacaktır. Q yeteneğimizde yansıttığımız mermilerin hasarını kılıcımızın absorbe ettiğini hatırlıyorsunuzdur. Evet. İşte o hasarı bu deşe atarken içinden geçtiğimiz düşman ya da düşmanlara atabiliyoruz. Skill'in animasyonu bittiğinde vurduğumuz hasar kaç olursa olsun sıfırlanıyor. Eğer Q yeteneğimiz hiç hasar çekemediyse katanamız minimum 10 vuruyor. Eğer 150 hasar veya üstü hasar çektiyse ise düşmana tek atabiliyoruz. Yani Vixen'ın yansıtması açıkken ona önden vurmayın dostlar. Bu skill 2 kişi öldürünce yenileniyor fakat Q yeteneğini önceden kullandıysak hasar geri vermiyor. X Kitsune. Değişik ultimize olmuş. Bastığımızda Kitsune'nin kutsal ruhunu yansıtıyoruz ve bir maske takıyoruz. İzleyenler ya da bilenler varsa aranızda bunu Vox Machina'daki Percy abimizin maske takıp bir şeytanla takılmasına benzetebilir. Maskemizi takıp Kitsune'yi çağırdığımızda bazı güçlere ediniyoruz. Ortamın rengi değişiyor, düşmanları daha parlak bir turuncu renkle görüyoruz. Termal. Son 10 saniyede geçen düşmanların ayak izlerini görebiliyoruz. Düşman bize belirli bir yakınlığa gelince bunu hissederek kendi kalp atışlarımızı duyuyoruz. Fakat bunu duyabilmemiz için hareketsiz olup odaklanmamız gerekiyor. Ayrıca Kitsune bize üçüncü bir göz oluyor. Bizim görmediğimiz bir düşman bizi gördüğünde ve düşmana yaklaşırken bizi uyarıyor. Hedeflesin. O siktir. O siktir. Anlayacağınız Kitsune'den destek alıp 6. his dahil tüm duyu organlarımızı kaç saniye sürüyor hocam? Kadar kullanıyoruz. Hatta hemen bunu oyun içinde bir örnekte inceleyelim. Heaven Map'inde middeyim ve arkalanıyorum. Seni görüyorlar, kaç. Bir düşman kaldı. Düşman yerde. Gözünü dört aç. Bak. Yakın yani ha. Oğlum çok iyi. 2.45 saniye sürüyor ve dolması için de 7 orb gerek. 45 evet, saniye mi sürüyor? Çok. Peki Vixen'ı duymak ister misiniz? Bilgin olsun, öldün. Yazık oldu. Aa, vurunca ölüyormuş. Biraz yazık oldu. Bu da sonuncusuydu. Sıradaki. 9 kuyruk benimle. Karakterin böyle evet. Sarkastik, hafif deli, tatlı bir hanımefendi olmasını istiyordum. Bu sesi ve oyunculuğu mister gibi veren Sevinç hanımefendiciğime buradan çok teşekkür ediyorum. Kitsune ruhunun da biraz ciddi, duygusuz ama bir o kadar da endişeli bir tip olmasını istedim. Bunu da yine çok güzel veren Fatma Hanım'ımıza teşekkürler. E tabii bir de tüm seslerin miksajını yapan Tam Production Paşa'mız var. Ona da çok ayrı teşekkürler. Yine her Valo Ajan'ın videomun sonuna koyduğum gibi bu seslerin de tamamını video sonuna koyacağım. Onu da dinlemeyi unutmayın canım, uğraşıyoruz o kadar. Evet, onun haricinde Ajan'ın daha tanıtacağım herhangi bir yanı kalmadı maalesef. Ajan hakkındaki her türlü düşüncenizi yorumlara bekliyorum efendim. Ayrıca bu videoda öncekiler gibi tutar da deli gibi güzel like alırsa yavaştan kendimi olamı yapmaya geçeceğim. Onu da duyurusunu yapmış olayım. E o zaman öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Ha bir de abone olun arkadaşlar. Güzeldi. Don, yakala. Gene hadi orijinal bir karakter evet, olmuş. Sıradaki. 9 kuyruk benimle. Aa, vurunca ölüyormuş. Bilgin olsun, öldün. Biraz yazık oldu. Bu da sonuncusuydu. Çok sakin, çok profesyonel. Kim alıyordu kahveleri? Geliyorum. Neredeyseniz çıkın ortaya. Hadi saklambaç oynayalım. Hala umutları var gibi. Yazık kafalarına. İlk birkaç sefer komikti. Güzel ya. Bence hoş. Keşke Riot dikkate alsa. Hem böyle çok şey de yok. Son zamanlarda gelen çarlar hep böyle çok
skill animasyonu falan ya böyle. Oyunda çok fazla skill animasyonu olmaya başladı ya. Bazen ekran yani her taraftan bir skill'ler patlıyor, mala bağlıyorsun.